Mutlu haftalar diliyorum. Değerli seyirciler, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli seyircilerimiz, bu haftaki programımızda bize çok kıymetli bir tarihçi hocamız eşlik edecek. Ege Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Karatay hocamız bizimle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli seyirciler, Osman Karatay hocamız benim de yakından izlediğim, çalışmalarını takip edip eserlerini okumaya gayret ettiğim bir isim. Özellikle iki kitabını çok keyifle okuduğumu ve çok da ilgi gördüğünü de söylemem gerekiyor. Birincisi, biraz da enteresan ve güzel bir isim var. Hani Darwin'in meşhur türlerin kökeni ne belki biraz da izah eden Türklerin kökenidir. Bir diğeri de Türklerin İslam'ı kabulü. Her iki kitabı da Kripto Yayınları'ndan hocamızın. Biz hocamın Türklerin ilk çağ tarihlerine doğru bir yolculuk yapmayı, özellikle de İslamlaşma sürecini, Müslüman olma süreçlerini konuşmayı arzu ediyoruz. Ancak tabii ki programın başında şunu söyleyeyim. Osman Karatay hocamız benim okuduğum kadarıyla özellikle Türklerin İslam'ı Kabulü kitabında bildiğimiz tarih algısından, Türklerin İslam'a geçiş tarih algısında klasik eserlerdekinden farklı bir yaklaşımı var. Farklı tezleri var hatta. Örneğin Türklerin beklenenden daha geç İslam'ı kabul ettiğine dair bir teorisi var. Kitlesel İslam'a geçişlerin daha geç yaşandığını dillendiriyor hocamız. Buna dair kayıtları var. Hocam, umarım ben yanlış bir şeyler söylemiyorum. Doğrudur, evet. Zaten yanlış söylersem. Ve özellikle dile getirdiği bir kavram var kitabında. Ben hem bu İslamlaşma sürecini, özellikle de bu dile getirdiği Kuzey Müslümanlığı, Kuzey İslam'ı kavramını özellikle hocamın kitabında dikkat çekecek bir terim olarak gördüm. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Diğer kitabını da tabii ki konuşacağız. Özellikle diğer kitabında da Türklerin bilinen tarih sahnesine çıkış olarak coğrafi bölgenin işte Çin ya da bugünkü Moğolistan bölgelerini, Ural Altay bölgelerini çok daha farklı bölgelere dayandırıyor hocamız bu kitabında da. Her üç konuyu konuşmaya gayret edeceğiz. Kıymetli hocam, kitabınızdaki tezleriniz dikkatimi çekti. Öncelikle şöyle bir cümleyle başlıyorsunuz Türklerin İslam'ı Kabulü kitabına. Türklerin İslam'ın kabulü kavimler göçünden çok daha önemli bir hadisedir diyorsunuz. Niye böyle bir cümleyle başlıyorsunuz kitabınıza? Geçmişteki bir hadise günümüze nasıl yansıdı? Günümüz dünyasının şekillendirilmesine nasıl yansıdı? O noktadan bakar isek, evet, Türkler İslam'ı kabul etmeseydi bugünkü İran'la, belki Afganistan'la İslam'ın sınırları bitmiş, daha doğuya gitmemiş olacaktı. Belki Pakistan'a girmemiş olacaktı. Pakistan Hindistan'dır. Yani Hindistan'a girmemiş olacaktı, Orta Asya'ya girmemiş olacaktı. Ve böyle kalacak mıydı, gerileyecek miydi? Türklerin sağladığı dinamizmle yeniden ayağa kalkması olmasaydı, acaba kendini koruyabilecek miydi? Yoksa tekrar büzülüp geriye mi çekilecekti? Bunları bilmiyoruz. Hatta İran'ın İslamlaşması, acaba Türk İslamlaşması olmadan tamamlanır mıydı? İranlılar tam İslam'ı kabul etmeden Mecusiliğe dönmüş olur muydu? Veya korumuş olurlar mıydı? Çok ihtimal var. Tabii tarihçilikte biz ihtimalleri konuşamayız. Geçmişte ihtimalleri düşünemeyiz, onu yargılayamayız. Fakat o zamanki bir vakanın, iz düşümlerinin, ışıklarının günümüze nasıl düştüğüne baktığımızda, evet, Türklerin İslam'ı kabulü dünyanın bugünkü şekillenmesinde çok önemli, belirleyici gelişmelerden birisi. Nasıl ki o kavimler göçü, Atilla'nın dedelerinin sebep olduğu kavimler göçü bugünkü dünyayı şekillendirdiyse, bugünkü İspanya, Fransa, İngiltere o şekilde ortaya çıkmıştır. Kavimler göçü sonucu. İngiltere'den Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda onlar ortaya çıkmıştır. Tabii ki daha sonraki dönemlerde. Eğer acaba Hunlar kavimler göçüne sebep olmasaydı bugünkü İngiltere ortaya çıkar mıydı? Anglo-Saksonlar oraya göç eder miydi? Onları bilmiyoruz. Dolayısıyla her ikisinde de, kavimler göçünde de, İslam'ı kabulde de Türkler günümüzdeki dünyayı şekillendiren hamleleri başlatmışlar. O dalgalıyı başlatan suya bir taş atmışlar diyelim.
etkili. O noktadan bakmak lazım. Anladım hocam. Şimdi hocam siz benim okuduğum kadarıyla eserlerinizde tarihte klasik tarih anlayışının ötesinde farklı bir yöntem uygulamaya çalışıyorsunuz. Biraz sorgulayıcı, biraz genel kabul görmüş kuralların, kaidelerin dışında bir tarih anlayışı ile bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Sanıyorum bunda yabancı dile olan hakimiyetiniz de önemli. Yabancı kaynaklara ulaşır durumda olmanız da önemli. Ben öyle hissettim en azından okurken. Örneğin Türklerin hemen böyle İslam'la çok kolay tanışmadıklarını tez olarak savunuyorsunuz. İsterseniz bu tezinizi konuşarak sohbetimizi geliştirelim. Niye Türkler hemen İslam'ı benimsemediler? Yani şöyle bir cümleniz var. Hiçbir toplum savaştığı bir milletin dinini hemen kabul etmez gibi bir cümlenizi hatırlıyorum ben kitabınızdan. Bu cümlenizden yola çıkarak yani Türkler Araplarla o dönemde savaşıyorlardı. Bu sebeple mi İslamlaşması gecikti Türklerin? Bu bir etkendir. Hı hı. Kuşkusuz bir etkendir. Bugün dahi nefret ettiğimiz birinden ondan iyilik gelmesin, iyilik dahi gelmesin deriz. Birisine kızmış isek ona günahımı bile vermem deriz. Kaldı ki onun fikirlerini alacağız, edineceğiz. Evet, Araplarla Türklerin karşılaşması o dönemde, erken dönemde. Daha doğrusu ciddi bir savaş olmadı Araplarla Türkler arasında. Türkler İran dünyasındaki, güneydeki gelişmeleri izlediler ve hoşlarına gitmedi. Araplar gerçekten bugünkü İran'da ve Afganistan'da olmaması gereken üzücü şeyler yaptılar, mezalim yaptılar, hukuksuzluk yaptılar. Bunlar tarihin gerçekleri. Ama Türkler bunları... Buna dair hocam ben kayıtlarda bir şey hatırlamıyorum. Böyle gaza ve fetih ruhuyla çok açıklanamaz bu söyledikleriniz. Değil tabii ki. Gaza ve fetih ruhuyla açıklanmıyor. Üstelik de İslam'ı kabul etmiş insanlardan örneğin cizyenin kaldırılması gerekiyor. Bu kaldırılmadı. Neden? Öncelikli olan vergi geliri. Hangi dönem hocam bu bahsettiğiniz? Emeviler mi? Emevi dönemi. Gayet tabii. Emevi dönemi. Hatta Ömer bin Abdülaziz'e şikayetler gitmiştir. Ama o da maalesef sadece 90 yıllık Emevi iktidarının 3 yılında halifedir. 3 yılda çok bir şey değişmemiştir. Müslüman oldukları takdirde vergi gelirleri azalacaktır valilerin. Bu yüzden kabul de etmemişlerdir. Hatta Müslüman olduğu halde öldürülen insanlar vardır. Cizye tabii ki samimi değiller diyerekten cizye kaldırılmamıştır. Ömer bin Abdülaziz ki geçtir 717 gibi dönemde yaklaşık 50 yıl kadar sonradır Ömer bin Abdülaziz'in gelişi. 50 yıl boyunca burada bir işgal ordusu gördüler. İslam'ı sunacak insanları görmediler maalesef. Bu sebeple oradaki insanların da İslamlaşması gecikti. İrani ve Afgan nüfusun, Soğut nüfusun İslamlaşması da gecikti. Bunu yukarıdan, kenardan izleyen Türkler de güzel bir örnek görmüyor. O dönemde Türkler nereye kadar gelmiş durumdalar hocam? Bugünkü Özbekistan'ı hariç tutarsak, bugünkü Kazakistan arazisi diyelim. Şimdiki Türkmenistan ve Özbekistan, etnik Türk sınırlarının dışında o zaman. Hangi devletler var o dönemde hocam? Devlet yok. Devlet yok mu? Göktürk Devleti 630 yılında çökmüş. 642 dağınık bir yapı var o zaman. Boy yapısı var. Boy yapısı, evet. Kabileler halinde, boylar halinde yaşıyor Türkler. Hı-hı. Bir merkezi devlet yok. 630 yılında Batı Göktürk Devleti de çökmüştür. 658 yılında Son Kağan ölmüştür. Arap orduları, İslam orduları Türkistan sınırlarına geldiği zaman Türklerin bir devleti yoktu. Değişik boylar vardı. Fakat yine de şunu vurgulayalım. Türklerle Arapların ciddi savaşları olmamıştır. Sadece 20 yıllık bir dönem vardır. Türgişler ile, o da geç dönemdir, 718-738 yılları arasında Türgişlerle Arapların savaşları vardır. Bu savaşta da Türk tarafı açık ara üstündür. Yani savaşlar döneminde de Türklerin üstünlüğü söz konusu. Arapların üstünlüğü yok. Burada bir açmaz var mı? Üstün olan taraf yendiği tarafın dinini kabul etmez gibi bir o günkü şartları göz önüne alarak konuşuyorum. Böyle bir açmaz var mı önümüzde? Gayet tabii yeniyor, düşman olarak görüyor. Dediğim gibi ona tepki içinde, onun fikirlerini, dinlerini kabul etmiyor. Üstelik de
Kitaplarımızda mevcut. Eski hocalarımızın yazdığı kitaplarda eski Türk dini İslam'a çok benziyordu. Bu yüzden Türkler kolaylıkla İslam'ı kabul ettiler diyorlar. Bu teze de sanıyorum sizin biraz itirazınız var. Ben yanlış İtirazım hatırlamıyorsam. var, çünkü Türklerin İslam'ın kabulü 300 yıllık bir beklemenin ardından gelir. Hocam onu konuşalım da şunu sorayım müsaade ederseniz. Türklerin eski dini dediğiniz, bu eski din tam olarak nedir? Şamanizm midir ya da şamanizm nedir? Şamanizm bir din ismi değildir. Şamanizm bir meslektir. Meslek. Doktorluk gibi, Meslek. hekimlik gibi şamanizm bir meslek Nedir ismidir. şamanlık? Toplumdaki maddi ve manevi hastalıklara tedavi, Kahin gibi bir şey mi yani? kahindir, büyücüdür, otacıdır, hekimdir. Gördüğü kısımda ilaç yapar, iksir yapar, maddi ilaçlar yapar. Görmediği kısımda iç hastalıklarında nedir? Buna cin kaçmıştır Ama içinde, ben cin Türklerin çıkartır. dini şamanizm diye kayıtlar okuduğumu hatırlıyorum bazı kaynaklarda. Bu yanlış bilgiler, yanlış yorumlar. Bilimsel hiçbir eser de yok. Peki Ders o zaman kitaplarında nedir Türkler? var. O zaman yani o dönemki Türklerin, İslam öncesini konuşalım hocam. Yaşadıkları dine bir tanımlama getirirsek, mesela tek tanrı inancı var mı? İslam'la benzeşen tarafları nedir? Buna dair kayıtlarda ne var hocam? Evet, net olarak tek Tanrı inancı ve Tanrı'nın vasıfları İslam'la aynı. Türklerin kafasındaki, Türk telakisindeki Tanrı Gök İslam'la Tanrı. aynı. Gök Tanrı. Gök Tanrı değil. Gök Tanrı deyince gökyüzünü Tanrı olarak gören panteist bir anlayışa doğru gidiyor. Fakat Türklerde böyle değil. Gökteki tanrı anlamında ben onu algılıyorum birazdan. İşte değil, öyle bir ifade de yok zaten. Gök Tanrı diye bir kavram yok. Gök Tanrı dediğimiz mavi gök kelimesiyle çevirebiliriz. Tanrı ile alakası yok o tabirin. Evet, ne diyor? Üze kök tengri asra yağızir kılındıkta kinara kişinoğlu kılınmış. Üste mavi gök yaratılmış. Altta yağız yer, kara yer yaratılmış, kara toprak yaratılmış, ikisi de yaratılmış. Yaratıcı o zaman ikisinin de dışında, göğün ve yerin O dışında, zaman Orhan Hatları'nda da bu cümle. gördüğümüz, müşahede ettiğimiz evrenin dışında bir yaratıcı var. Dolayısıyla bu İslam'dakinin aynısı, görebildiğimiz evren içinde, evrenin parçası veya kendisi veya içinde bir parça olan bir tanrı anlayışı yok. Bu noktada evet, İslam'daki tanrı anlayışıyla aynı. Anladım. Hocam şimdi siz yani İslam işte Hazreti Peygamber'in gelişinden itibaren, Risalet görevinden itibaren bir 300 yıllık dönemden bahsediyorsunuz. Evet, İslam yayılmış, Türklerin yaşadığı bölge coğrafya sınırlarına kadar dayanmış durumda ama kitlesel bir Müslümanlaşma, İslam'a geçiş yok diyorsunuz. Ferdi mutlaka ki vardır tahmin ederim. Çünkü Emeviler döneminde üst yöneticiler, mesela Türkler bildiğim kadarıyla var, Müslüman olan yöneticiler falan var. Ama böyle büyük kitleler halinde, işte 10 binlik, 20 binlik, belki 100 binlik çadırlar halinde geçişler yok. Hocam ilk temas, ilk tanışma, ilk geçişler ne zaman başlıyor İslam'a geçişler? İlk geçişler ferdi olarak bilemiyoruz. Onun kayıtları yok. Şu kişi, bu kişi. Türkler Bazı sahabilerden bile Afganistan'a, bahsediliyor evet. mesela. Türk sahabilerden yani Hazreti Peygamber'in hayatında İslam'a geçen bazı sahabiler Türk olduğuna dair kayıtlar bile hatırlıyorum ben. Yok, tarihi kayıtlar yok. Onlar rivayet, Rivayet sonraki mi? rivayetler. Evet, tarihi kayıtlarımız yok o konuda. Peki Evet. ama Zekeriya Kitapçıoğlu'nun kitabı vardı. Hadislerde Türkler vesaire gibi Hazreti Peygamber Türkleri methediyor şeklinde. Bunlar da mı rivayet? O hadisler sahih midir? İşte onu bilemiyorum. Eyvallah. Devam edelim. Bu bir O hadisler parantezdi. sahih midir? Bunu belirleme imkanımız yok. Türklerin dediğim gibi bugünkü Türkmenistan ve Özbekistan dahi Türk etnik sınırlarının dışında başka halklar yaşıyor oralarda. Buralar sonradan Türkleşti. Günümüzde Türk yurtları ama o zamanlar değil. Horasan'da değil. Fakat kök Türklerden önceki dönemde Batı Türkistan'a hakim olan Akunlar vardı. Akunlar Göktürkler tarafından yıkılınca bir kısmı Avrupa'ya kaçtı, bir kısmı da Afganistan'a geldi. Afganistan'da tabii ki çok büyük bir nüfus yok ama bir Akun asıllı Türk nüfus var. İlk İslam orduları Horasan'dan doğuya doğru giderken, evet bu nüfusun önderleriyle karşılaştılar. Bunlardan birisi Tarhan Nizek.
Muhtemelen tirektir, emin değiliz. Yanlış okuyor olabiliriz, bize yanlış yazılmıştır. Arap harflerinde değişik okumalar olabilir. Fakat sonuçta Akunların önderi olan bir kişi var. Örneğin bu kişi Müslüman olmamıştır. Fakat erken dönemlerden itibaren Emevi valileriyle birlikte çalışmıştır. En son bu Tarhannizek, Kuteybe tarafından 707 yılı olacak sanırım öldürülmüştür. O da kuşkulandığı için, aslında bir ihanet yok sözünde durmuş, bir ihanet sergilememiş. Oradan Afganistan'daki Akun kalıntılarından münferit Müslüman olanlar olmuş olabilir muhakkak. Bunların kayıtlarını bilmiyoruz. Büyük bir nüfus değildi. Bugün ha nerede bunlar derseniz, Afganistan'ın kuzeyindeki Özbek nüfusun yaşadığı Mezar-ı Şerif ve çevresi bunların yurdudur. O Akunların torunlarına biz bugün Özbekler diyoruz. Afganistan'daki Özbekler olarak bunları biliyoruz. Örneğin Cürcan katliamı diye bir konu konuşulur. Türklere yönelik böyle bir şey değil. Orada, o sırada orada bulunan Türklerin önderi Sultigin vardır. Sultigin belki de ismini bildiğimiz ilk Müslüman kişi. Kendisi bizzat Şam'a gitmiş, Müslüman olmuş, halifeye de çok ağır konuşmuş. Sizin dininiz çok güzel ama sizler çok çirkinsiniz. Yaptıklarınız evet. Oradan Medine'ye gitmiş. Sultigin'in çocukları Emevi ve Abbasi dönemlerinde valiliklerde, önemli görevlerde bulunmuşlar. Daha sonraki bir Suliler soyu olarak devam ediyor, bir artık aristokrat sülale diyelim bunlar. Araplaşmış olarak devam ediyorlar. Tabii ki soylarını bilerek. Bu tür evet İslamlaşmalar oldu. Fakat bunlar bir Türkistan'ın içinde değil, İslam coğrafyasında. Suliler artık Orta Doğu'da yaşıyor. Diyelim Musul'da, Erdebil'de valilik yapıyor. Ama Türkistan'la Türklerin arasındaki İslamlaşma konusunda bir şeyler bilmiyoruz. Bunun için biz münferit İslamlaşma için dahi 10. yüzyılda bekleyeceğiz. Anladım. Bu konuda kayıtlarda hocam Talas Savaşı belirleyici unsur olarak yer alır. Siz bunun, bu meseleye bakışınız nedir? Evet. Talas Savaşı olmasaydı ne olurdu? Hiçbir şey değişmezdi herhalde. Talas Savaşı son derece önemsiz bir savaş. Neden? Çin'in Batı valiliğinin küçük bir ordusu. 30 bin kişilik bir ordu. 20 bin de Türklerden müttefikler katılmış bunlara. Bu ordu yenilmiş. Çin için küçük bir ordudur. Üstelik de 20 bin kadarı esir. Çok fazla ölüm kalım da yok. Batı valiliğinin küçük bir ordusu. Köktürklerin veya diğer Türklerin herhangi bir Çin seferinde öldürülen Çin askeri sayısı 10 binlerle normalde ifade ediliyor. Talas Savaşı'nda Çinlilerin ciddi bir can kaybı dahi yok. Sadece esir olanlar var. Esir olanlar da dünyanın medeniyet tarihinde çok önemli bir katkı yapmışlar. Kağıt işlemeyi bildiklerini Müslümanlar fark etmişler. Evet, Semerkant'a getirilmişler ve Semerkant'ta kağıt endüstrisi oluşmuş. Bu Çinliler Semerkant'ta kağıt üretmeye başlamışlar. Ve bu kağıtla birlikte İslam'ın gerçek yazılı dönemi başlıyor. Daha öncesinde bakın papirüs ve pergamon kullanılıyor. Bizans'ta hala 10. yüzyılda pergamon kullanılıyor. Deriden yapılıyor. Çok da pahalı. Yani bir koyunun derisinden kaç sayfa çıkartabiliriz? Ona göre hesaplayalım. Büyük bir kitap ne kadar maliyet tutar? İşte Talas Savaşı'nın tek etkisi kağıdın doğudan batıya gelmesini sağlamış olması. Geçişi kolaylaştırması. Öbür türlü hiçbir şekilde İslamlaşma ile alakası yok. O zaman sizin tezinizi anladık bir noktada. Ama tarihsel kayıtlara tekrar dönürsek hocam, bu büyük böyle kitleler halinde geçiş ne zaman başlar o zaman? Türkistan'da 940'larla birlikte, yani yaklaşık 642'de İran tamamen yıkıldı. 642 yılında tamamen İran yıkıldı. 940'larda tam 3 asır
kitlesel İslamlaşma başlıyor Türkler arasında. Ondan önce özel bir örnek vardır, ilginçtir. İslam sınırlarına 3000 kilometre ötede olan, kuzeyde olan bugünkü Tataristan. Bugünkü Tataristan'ın eski halkı olan, onlar da Türkler tabii ki, Bulgar Türkleri. En Türk, Bulgar deyince Türk'ten daha fazla Türk olan, saf bugünkü Türk Bulgarlar olabilir. Gibi düşünmemek değil, lazım. Bugünkü Bulgar gibi değiller. Hı hı. Bugünkü Tataristan Türklerinin ataları olan kişiler. Onlar İslam'ı kabul eden ilk topluluktur. Niye onlar hocam? Bunlar kervanlar üzerinden İslam'ı tanıdılar. Tacirler, marifet. Uzaktalar. Belki de İslam'ın güzel yönünü, felsefi yönünü tanıdılar, sevdiler. Yakınlarda İslam sınırlarında yaşayan Türk topluluklarının gördüklerini görmediler. Emevi çağındaki. Onları bilmiyorlar. Yani kitaptaki bunlar, İslam'la tanıştılar. Fiil İslam'la değil anladığım kadarıyla. Aynen. Kitabi İslam'la tanıştılar. Sıkı sarıldılar ve bu ne kadarlık bir kitle kişi hocam? Yani bir boy mudur, aşiret midir, nedir bu hocam? Hayır, bir devlet bu. Devlet mi? Bir devlet ve çok kalıcı olan uzun ömürlü Türk devletlerinden birisidir. İdil Bulgar Devleti ancak Moğollar. İdil Bulgar Devleti, evet. Moğollar tarafından yıkılmıştır. Yani bir 400 yıl kadar bir ömrü vardır. Türk devletleri bu kadar uzun ömürlü değildir biliyorsunuz. 100 yılı bulan Türk devletlerine biz iyi deriz. Bu 400 yıl sürmüş olan istikrarlı, güçlü, iyi bir devlettir ve ancak Moğollar, Cengiz'in Moğolları yıkmıştır İdil Bulgar Devleti'ni. Bunlardır ilk Müslüman olanlar. Burada hocam Karahanlılar mı ön plana gelir İslamlaşma sürecinde, Karluklar mı? Karluklar Karahanlıların halkı, yani Selçukluların halkı, Oğuzlar olduğu gibi Karluklar da Karahanlıların halkı, boyu. Karluklar bu Talas Savaşı'ndaki kahramanlar, Çin ordusunun yanında olup da sonra vazgeçip Arapların tarafına geçenler. İşte Talas Savaşı'nın etkisi yoktur derken bunu kastediyorum, 751 senesinde oluyor bu olay. Bunu yapanlar Karluklar. Karlukların kendileri 751'den 940'a, 190 yıl sonra Talas Savaşı'nın aktörleri, onu görenler 190 yıl sonra İslam'a geçiyor. Bu yüzden diyorum Talas Savaşı'nın İslamlaşma ile hiçbir alakası yok. Direkt bir bağlantı yok. Yok yok. Evet. Evet. Satuk Burhan'ı burada nereye koyalım hocam? Biraz bunu bahsedelim isterseniz. Artık 10. yüzyıla geldik. 10. yüzyılda İslam devleti merkeziyeti kaybetti. Her ne kadar çok geniş sınırlarda bir Abbasi halifeliğinin iktidarı, otoritesi var. Fakat yerel çapta artık yerel iktidarlar oluştu. Valilikler hanedan haline geldi. Kah merkezin gücü yetmiyor halifelerin, kah işlerine geliyor. Bunlardan hatta hanedanlardan ikisini biz erken Türk devleti olarak sayarız. İhşidiler ve Tolunoğulları. Halbuki bunlar Mısır'daki valilik hanedandır. Babanın baba validir, oğul da vali oluyor, onun oğlu da vali oluyor. Bu şekle döndü her tarafta. Tabii ki Türkistan'da da böyle oldu. Ve bunlar artık birer devlet gibi, birer hanedan olarak davranıyor. Emevi çağındaki gibi bir merkezi güç yok. Bir Horasan valisi ama halifeye kesinlikle bağlı. Kuteybe gibi çok güçlü insanlar bile halifenin karşısında çok zayıf kalıyorlar Emevi çağında. Kuteybe Araplarca öldürülmüştür. Yani yeni gelen halife Kuteybe'yi tutmadığı için Kuteybe öldürülmüştür Araplar tarafından. Ve Kuteybe'yi koruyanlar Türkistanlılardır, etrafındaki korumaları. Fakat Abbasi çağında böyle değil. Artık merkezi idare zayıf. Taşra idareleri var. Bunlardan bütün Abbasi hilafet bölgelerindeki en önemlisi Buhara merkezli olan Samani Hanedanı. Yerli, Soğut asıllı bir hanedan. Valilikle başlamışlar. Artık bir devlet olarak algılıyoruz. Tabii ki halifeye bağlı, itaat arz ediyor ama İç işinde, dış işinde, her şeyinde bağımsız olan bir devlet, Samaniler Devleti olarak bunu görüyoruz.
Bu şekilde başka yerlerde de başka hanedanlar var. Hatta bizzat halifenin kendisi Batı İran'da yükselen Büveyhi hanedanı karşısında etkisiz oluyor ve Tuğrul Bey, Selçuklular gelmeden önce Abbasi halifesi Şii olan Büveyhilerin kontrolü altında, baskısı altında, onların esiri hatta. Bu hale gelmişti. Köktürklerden sonra devlet yoktu diyoruz. O 300 yıllık bekleme asrı aynı zamanda Türklerin devletsizlik dönemi. Fakat 10. yüzyıla birlikte Türkistan sahasında devletler yeniden beliriyor. Bir bekleme döneminden sonra Karluklar ve etraftaki doğudaki boylarla Karahanlı Devleti ortaya çıkıyor. Batıda Oğuzlar devletleşiyorlar. Oğuz yapkuluğu ortaya çıkıyor. Onların kuzeyinde, bugünkü Kazakistan'ın kuzey şeridinde diyelim, Kıpçak Hanlığı ortaya çıkıyor. Daha batıda da Tataristan'da bugünkü işte Bulgar Devleti var. Artık 10. yüzyılda Türklerin devletleri var, orduları var, güçleri var. Buna karşılık İslam Devleti zayıf. Yerel hanedanların elinde. Türkler bu şartlarda Müslüman oldu. Zaten Satuk Burhan döneminde artık Samanilerin iç kavgalarına Türkler müdahil. Henüz Müslüman değil Türkler. Taht kavgaları oluyor. Yardıma çağırıyor bir taraf. Satuk Burhan da bu şekilde Müslüman oluyor. Samanilerin içlerine girmiş, onlara askeri olarak yardımda bulmuş. Hatta henüz Müslüman değilken bugünkü İran'ın kuzeyinde Cürcan bölgesine oradaki bir Şii isyanına yönelik seferde bulunuyor. O isyanı bastırmaya yönelik. Bu halife adına mı? Nasıl? Halife adına mı bu seferi yapıyor? Samani hükümdar adına. Samani. Evet. Bu şartlarda artık Türkler güçlüler. Devletleri var, kılıç onların elinde ve kendileri müdahil durumdalar. Türkler güçlü olarak ve 300 yıl sonra İslam'ı tercih ediyor. Burada çok önemli bir soru aklıma geliyor hocam. Şimdi kılıç Türklerin elinde ve güçlü dediniz. O zaman Türklerin İslamlaşma sürecinde kılıç etkili değil, kalem etkili desek doğru bir tespit yapmış olabiliriz miyiz? Yani inceleyerek, aklen, kendi gönüllerine sinerek tabiri caizse Müslüman olmuşlardır, İslam'ı seçmişlerdir desek doğru bir tespit midir? Doğru bir tespittir. Fakat 8. 9. yüzyıldaki özellikle Türkistan'daki dönüşümü de görmek lazım. Bu Özbekistan bölgesinin yerli halkı olan Soğutlar artık İslamlaştılar. Bunlar savaşmayı hiçbir şekilde sevmeyen İpek yolu üzerine yaşayan tüccarlar. İstanbul ile Çin başkenti arasında ticaret yapan tüccarlar, İpek yolunun gerçek sahipleri, yürütücüleri bunlar. Bunlar Müslüman oldular. Zaten demin söylediğim İdil Bulgar'a ticaret yoluyla, kervanlar yoluyla İslam'ı taşıyanlar da bunlar. Abbasi döneminde Araplar Türkistan'dan çekildiler artık. Türkler Arap görmüyorlar. Yine Müslüman görüyorlar fakat kendilerinin komşusu olan, kendilerinden olan, Orta Asyalı olan Soğutları görüyorlar. Soğut tüccarları görüyorlar. Kendilerinden olan birilerini görüyorlar. Bu önemli. Soğutların davranış kalıpları Türklerle birlikte uygun. Ve Türkler bu Soğutlardan alıyor İslam'ı. Soğutların ırkı şey nedir hocam? Soğutlar İranlı, İrani bir halktır. Yani Farslarla aynı türden bir dil konuşurlar. Evet, konu anlaşamazlar, uzaktır fakat kök olarak İrani bir dil konuşurlar. Öyle bir halktır. Yerlisidir o bölgenin. Türkler işte bunlardan İslam'ı alıyor. Evet. Bir şeyi vurgulamam gerek. Buyurun hocam. Biz oruç, namaz, abdest bunlar Arapça kelimeler değil. Farsça kelimeler bunlar. Abdest Farsça ama diğerleri Soğutça. İrani kelimeler. Neden? Çünkü Türkler İslam'ı Araplardan öğrenmedi, Soğutlardan öğrendi. Etkili oldu diyorsunuz. Oldu. Onlar kendi dillerine çevirmişlerdi. Kur'an'da çevirmiş, Soğutlar da inceleyerek öğrendiler. Onlar da bir bekleme döneminden sonra Türklerden daha önce bunu öğrendiler, incelediler, okudular. Kendileri isimlendirdiler, kendi dillerinde
bunlara isim verdiler. Türkler onlardan öğrendi. Biz bu yüzden şimdi Arapça kelime kullanmıyoruz. İslami ibadetleri, İslami tabirleri biz Arapça ile ifade etmiyoruz. Çoğu Farsça kökenli. Gayet İran tabii. Kökenli. Çünkü onlardan aldık İslam, Araplardan aldık. Onun kaynağı da burası diyorsunuz. Bu önemli bir tespit hocam. Peki Satup Burhan'ın kaldığımız noktasından devam edersek, Karahanlıların İslam'a kitle geçişinden sonra kitlesel geçişler var mı hocam? Başlıyor mu artık? Zaten hükümdarla birlikte aynı andadır. Yani Satup Burhan Han'ın kabulüyle birlikte bir 10-20 yıl orada yoğunlaşır. Onu takip eden ya bu Türkistan'ın doğu kısmında bu kitlesel İslamlaşma, batıda da Oğuzlar vardır. Onlardan bir kuşak sonra Selçuk Bey'in macerasını görüyoruz. O da çağdaşıdır, çok geç değildir. Önce doğuda, daha sonra batıda, İran'a daha yakın, İslam ülkelerine daha yakın olan Oğuzlar'da bir kuşak farkla onları takip ederler. Selçuk Bey'in bildiğimiz maceralarıyla önce o İslam'ı kabul eder, bağlılarıyla birlikte. Daha sonra gelen Oğuz Müslüman olur, gelen güneye, Horasan'a inen Müslüman olur. Toplamda işte 950 yılının etrafı diyelim. Artı eksi 10 yıl, 20 yılla 950 yılının etrafında Türkler Türkistan'ın tamamında, doğusunda, batısında İslamlaşmaya başlıyorlar. Hocam, ve tarihsel evet. Süreci böyle göz önümüze aldığımızda o 950 yıl dediğiniz o çok önemli. İşte ben onu yaklaşık 1000'e tamamlarsam artık 1000 yılından itibaren İslam çok farklı bir sürece giriyor. Bir sıçrama dönemine başlıyor Türklerin Müslümanlığıyla beraber benim anladığım kadarıyla. Sorum şu, Türkler Müslüman olmasaydı ne olurdu ve Türkler İslam'a ne kattılar? Çok basit bir örnekle başlayayım. Bizans'ta Makedon Hanedanı ile birlikte 9. yüzyıl ortasında Bizans toparlanmaya başlıyor. Her imparatorla bir adım bir adım güçleniyor, ayağa kalkıyor. Akdeniz'deki denizde Arapları geriletmeye başlıyorlar ama dahası var. Burada Elazığ'ın yakınında Çemişgezek'ten çıkan bir imparator var. Yohannes Timiskes. Bizans imparatoru mudur bu? Bizans imparatorudur. Çemişgezekli Yohannes. Kayıtlar açamamıştım şu ana kadar. Bunu bilmiyordum. Çemişgezekli Yohannes Halep'i almıştır. Tabii ki. Artık Tarsus'u geçtik. Amorion'u, işte bugünkü Çukurova bölgesini falan geçtik. Halep'i almış. Güneye doğru iniyor mu yani? İniyor. Belki Şam'ı alacak. Bir sonraki Bizans'ın kuzeyden gelen kargaşalar olmazsa, Bizans biraz kuzeyden rahat etse Şam'ı da alacaklar. Kudüs'e doğru inecekler. Doğuda sınır Malatya'dır değil mi? Battal Gazi hep Malatya'dadır destanları. Geleneksel İslam-Bizans sınırı. Alparslan Bizans'ı nerede karşıladı? Malazgirt'te. Gitmiş. Malazgirt de Bizans'ın elinde. Bir sonraki adımda belki Van'ı alacaklar. Yani her Anadolu'da olsun, güneyde olsun. Bizans bir yayılma sürecinde yani. Tabii ki. Her yıl bir kale Bizanslara, böyle toplu bir fetih yok tabii de. İslam orduları sürekli geriliyor, Bizans sürekli ilerliyor. Yani şunu mu anlamam lazım? Bu yayılma sürecini Türkler mi frenledi, geriye çevirdi ya da? 1018 yılı itibariyle Bizans'ın ilerlemesi devam ederken birdenbire hiç umulmadık. Arapların, o dönemdeki Arapların rüyasında göremeyeceği bir şeyler oldu. Türkler Malatya'ya kadar, Elazığ'a kadar geldiler. Nereden? Türkistan'dan kalkıp akın yaptılar. Erken Selçuklu akınlar o dönemde başlar. Bu bile yeter. Sadece bu Orta Doğu coğrafyasında Bizans'ın önünü kesmiş olması bakımından Türklerin etkisini değil, dünya tarihini, bu bile bence yeterli. Birdenbire hiç hesapta yokken, Bizans her yıl kazanırken, her yıl ilerlerken doğudan birileri geliyor, içerilere giriyor. Bakın Malazgirt Savaşı 1071'dedir. 1068-1069 gibi tarihlerde Konya ve Kayseri alıyorlar Türkler. Bizans için de şok bu. Çok şaşırtıcı.
Ama bunu hocam şöyle, yani sizin tabii temel itiraz noktalarınızdan biri de kitaplarınızda gördüğüm kadarıyla Türklerin bir göçebe, işte böyle çadırlarda yaşayan bir kavim olmadığına, bir kültürel ordu birikimleri olduğuna dair cümlelerinizi hatırlıyorum. Şimdi burada temel bir soru aklıma geliyor. O zaman bütün bunları yapan bir birikim de var aynı zamanda. Yani Türkler öyle çadırdan çıkıp da Kayseri sınırına dayanmadılar bir anda. Demek ki bir askeri güçleri, bir bunu takviye eden diğer güçleri de var. Bir ordu güçleri var, bir yönetim güçleri var. Ne dersiniz hocam? Şimdi o dönemin süper güçlerinin mücadelesinden bahsediyoruz. Bugünkü Amerika, Rusya, Çin bir şey yapacakları zaman o birikimle 40 kere düşünüp, 40 bin kere düşünüp hareket ederler değil mi? Evet. Sasani Devleti öyleydi. İslam Devleti çok büyük bir devletti, bir imparatorluk. Bizans gerçekten büyük bir devlettir. Bunların birikimleri, maceracı göçebeler bunu yapamazlar. Yapamadılar da. Başka yerlerde bunlar olmadı. Maceracı göçebeler hiçbir yerde bunu başaramazlar. Gelirler, biraz yağma yaparlar, biraz yaramazlık yaparlar. Çekilip giderler. Sonra ya çekilip giderler ya da tehdit edilirler. Öyle birikimi olmayan, stratejisi olmayan, felsefesi olmayan, basit çoban göçebeler böyle bir şey yapamazlar. Bir de zaten bunu şeyden görmek mümkün sanıyorum hocam. Ben biraz da mimariye meraklıyım. Yani Türklerin geldiği o dönemlerde ortaya koydukları ilk eserler müthiş bir mimari birikimin göstergesi zaten. Evet. Çadırdan insan çıktı, bina yapmaya başladı ama bu yaptığı binalar etraftaki Bizans veya Ermeni mimarisine benzemiyor. Kendisi bir şeyler yapıyor. Kolay bir şey değildir. Yani şimdi bir ev yap desek birimize, bilmeyen birine bir ev resmi çiz desek, bildiği gördüğü evin resmini çizecek. Yeni bir ev tasarlamak kolay bir şey değil. Ama Selçuklu mimarisi yepyenidir, farklıdır. Anadolu'da mevcuda benzemez. Kendileri, süslemeleri de öyledir, tarzları da öyledir. Bizans'tan bir şeyleri alıp, değiştirip, geliştirip bir şeyleri yapmamışlardır. Elbette almışlardır. Almaları da gerekir, normaldir. Etkileşim normal zaten. Normaldir. Fakat kendileri yeni bir şeyler getirdiler gelirken. Bu basit göçebe insanların yapabileceği bir şey değil. Daha doğrusu evet göçebe insanlardı ama öyle basit değillerdi. Hocam sizin kitabınızdaki temel tezlerinizden biri vardı. Sözün başında söyledim. Şimdi onu konuşmaya sıra geldi. Müsaade ederseniz bu Kuzey İslamı kavramını ben sizde ilk defa okuduğumu hatırlıyorum. Başka bir yerde görmedim. Siz bunun benim anladığım kadarıyla ben tarif edeyim. Eksik kalan kısımlarını doldurun. Siz diyorsunuz ki Türkler İslam'la tanıştıktan sonra Arap geleneklerini dışlayarak farklı, tertemiz bir İslami gelenek oluşturdular. Bu Türklere has bir durumdur. Bunu işte Hanefilik ve Maturilikle devam eden bir gelenek oluşturdu diyorsunuz buna. Yanlış söylemiyorum umarım. Tamamlayın lütfen bu konuyu. Yani Kuzey İslam'ından kastınız nedir? Ve Arap İslam'ından farkı nedir daha doğrusu? Evet. Şimdi Maturidi geleneği olmasaydı dahi Türkler İslam'ın özünden bir şeyler alıp kendileriyle telif edeceklerdi, etmişlerdi de. Ben Maturidi'nin ne ölçüde etkilediğini bilmiyorum. Çünkü gazete yok, televizyon yok, eğitim, öğretim, üniversite yok. O şartlardan bahsediyoruz. Bir Maturidi yaklaşımı, felsefesi ne ölçüde yayılmıştır? Onu biz bugünden değerlendiriyoruz da o dönemin şartları içerisinde. İletişim ve ulaşım şartlarında. Gayet tabii. Şu noktada Türklerin şu noktada rahat anladıkları anda İslam kabul ettiklerine inanıyorum. İslam bir fert dinidir. Herkes kendinden mesuldür. Hiç kimse hiç kimsenin vekili değildir. Peygamberler dahi hesap verecektir değil mi? Evet. O şekilde. Türklerde eski Türk toplumunda ferdileşme en üst seviyede. Örneğin henüz Müslüman olmamış Oğuzların arasında bulunan İbn Fazlan der ki çok şaşırır o, nasıl olur böyle bir şey? Bunlar kararlarını hep birlikte konuşarak müşavereyle alıyorlar. Olur mu yani, normalde hükümdar emreder, insanlar da yapar. Bunlarda öyle bir şey yok. Aralarında konuşarak işlerine karar veriyor bunlar. Bununla birlikte içlerindeki en sıradan birisi,
en adi birisi, adi kelimesini kullanır. Biz onu sıradan diye çevirelim. İtiraz eder ve bu kararları bozar diyor. Herkesin söz hakkının olduğu, herkesin kendini ifade edebildiği, herkesin fikrinin olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Beyimiz şöyle karar verdi. Uyan uyar, uymayan da şerh koyar, muhalefet eder. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Buna Marksist terminoloji askeri demokrasi diyor. Fakat askeri değil bu, yaygın. Çünkü herkesin asker olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Herkes asker ise eğer, o zaman askeri demokrasi kavramının anlamı kalmıyor. Tam demokrasi. Kendi çağında, kendi şartlar içerisinde tam bir demokrasi Türkler arasında. Herkesin kendisinden mesul olduğu, kendisinin fikrinin olduğu bir ortamda bir din ile karşılaşıyorlar ve bu din herkes kendinden mesul diyor. Sizi hiçbir rahip, haham, papaz, hoca, şeyh hiç kimse kurtaramaz. Herkes Tanrı katında kendinden mesul, kendi hesabını verecek. Kuzey İslam'ı bu şekilde vasıtasız, kişi ile Tanrı arasında hiçbir vasıtanın olmadığı anlayışın olduğu dönemdeki İslam. Tasavvuf öncesidir. Tasavvuf yoktur Türklerin İslam'ı kabulünde. Hiçbir şekilde tasavvuf sorudan çıkmıştır. İlginç bir şey hocam. Sizin de eserinizden hatırlıyorum bu cümleyi. Siz diyorsunuz ki, yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni. Tasavvuf yok. Ama daha sonra İslam'ın yayılmasında mutasavvıflar etkili olmuşlardır. Hiç şüphesiz Horasan Erenleri diye kaynaklarda bahsedilir bu. Ama daha sonra da özellikle Osmanlı'nın son döneminde devletin geri kalmasında bir takım işlerde yıkılmasında da tasavvuf erbabı etkili olmuştur. Osmanlı değil, Timurlularda başlar, Türkistan'da başlar. Bir takım yeniliklerin ülkeye gelmesine ayak diremek, bir takım gelişmelere karşı direnç oluşturma noktasında değil mi hocam? Evet. Türkistan'ın çöküşü Osmanlı'dan öncedir. Osmanlı biraz daha devam eder. Esas çöküş Semerkant'ta başlar. Oradan başlamıştır çöküş. Hocam zamanımız azaldı ama ben müsaade ederseniz Türklerin Kökeni kitabınızda bahsettiğiniz bir teziniz var. Onu da sorayım. Birkaç cümleyle de onu konuşalım, bitirelim ondan sonra. Şimdi uzun, tabii bilimsel bir çalışma bir anlamda sizin bir çalışmanız. Dil üzerinden yoğunlaşarak, diller arası mukayese yaparak, coğrafi yerleşim isimlerine dikkat çekerek Türklerin göçebe bir kavim olmadığını, yerleşik bir takım unsurları beslediğini ifade ediyorsunuz. Temel sorum şu, Türklerin bildiğimiz şekildeki tarihsel tarih sahnesine çıktıkları yer neresidir? Size göre doğru yer neresidir daha doğrusu? Birkaç cümlede Türkler bunu göçebedir değildir diye bir tartışmanın anlamı yok. Göçebelik bir aşamadır. Sonradan çıkmıştır. Göçebe olabilmek için yüksek bir teknoloji gerekir. İlkel insan göçebelik yapamaz. Yüksek bir teknolojiye ulaşmaları gerekiyor. O dönemde dünyanın en ileri, maden çağında en ileri toplumu haline geldikten sonra göçebelik aşamasına geçmişlerdir. Öncesinde yerleşiktirler. Madende dünyanın en ilerisi, demir çağında, hatta biz çelik çağı diyoruz. Avrasya için demir çağını kullanmıyoruz, hakaret olur. Çelik çağı diyoruz. Başka insanlar bakırı daha kullanırken bunlar çelik kullanıyordu. Gelişmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Bunlar yerleşikler, bunlar tarımcılar. Göçebelik ondan sonraki bir aşama. Yani Türkler göçebeydi, evet, fakat bir dönemde, yani neye benziyor? Biz gençliğimizin bir döneminde bir şekilde futbol oynuyorduk ama şu yaştan beri oynamıyorum, veya sigara içiyorduk, şu yaşta bıraktım, o dönemden beri sigara içmiyorum. Bunun gibi bir şey. Türklerin hayatının belli bir dönemini göçebelik teşkil eder. Yurt, yani tarih sahnesine çıktıkları nokta size göre? Güney Ural bölgesinden başlar. Bugünkü Başkurdistan etrafı. Oradan aşağıya Kazakistan'a doğru yayılırlar. Ana yurt oralardır, oralardadır. Zaten esas demir cevheri de oradadır. Bugün de Rusya'nın ağır sanayi zaten oradadır.
esas demir cevherler orada olduğu için Türklerin demirle yakınlığı orada. Burada çok... Orası değil de Mançurya desek ne değişir? Mançurya'da insanlar yakın zamana kadar taş devri seviyesinde yaşıyorlardı. Çok ilkeldiler, bir kültür yoktu. Mançurya'da insanların ormanlarda kabile seviyesine bile ulaşamamış halde yaşadığı dönemlerde Türklerin, çelik kullanan Türklerin devletleri vardı. Hocam çok teşekkür ederim. Süremiz sona erdi. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, bu hafta tarihte Türklerin İslamlaşma sürecine dair bir yolculuk yapmaya çalıştık. Profesör Doktor Osman Karatay hocamız bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Önümüzdeki haftalarda yeni programlarda yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum.